Şöyle şu an gelen cümleleri söyleyeyim. Diyor ki Biden hastanedeki patlamayı diğer taraf yapmış görünüyor. Hamas tüm Filistin halkını temsil etmiyor. IŞİD'i gölgede bırakacak suçlar işlediler. İsrail devam etmeli. Biz de Amerika Birleşik Devletleri olarak arkasındayız. Yani bu saldırının sorumluluğunu karşı tarafa ve bir işte IŞİD vari terör örgütüne yükleyip bundan sonra İsrail ne yaparsa arkasındayız mesajı veriyor. Şimdi bugün Ürdün'deki zirve iptal edildi. Abbas evet. Görüşmeyi reddetti. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Birkaç yıl öncesine kadar herhalde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na gelme demek o taraftan çok duyamayacağımız bir tepkiydi. Nasıl okuyorsunuz? Yok yani onu ben öyle okumam açıkçası. Çünkü evet Orta Doğu'da dengeler değişti ama burada ABD'nin de Orta Doğu'ya olan iştahı diyelim. Yani işte şimdi oraya kadar geri gitmeyelim, bu konudan dağıtmayalım ama hani 11 Eylül'den sonrakileri biliyoruz. İşte Afganistan, Irak, ondan sonra Suriye'de Obama'nın kırmızı çizgiler aşıldı demiş olmasına rağmen, kırmızı çizgi koymasına rağmen işte Guta'daki kimyasal saldırı, ki o da böyle bir olaydı hatırlarsanız, onun üstüne de çok konuşmuştuk. Guta'daki kimyasal saldırıyı Esad mı yaptı yoksa işte karşı taraf mı yaptı diye. Bugünlere geldik. Yani burada farklı dengeler var. Ufak bir örnek vereyim. İşte Muhammed Bin Salman onu paraya yapacağım demişti ya da Suudi Arabistan'ı. Sonra ayağına kadar gitti. Ve sırf petrol üretimini arttırsın diye Rusya'nın Ukrayna işgal dolayısıyla. Oradan daha uçağı tekerleğini kesmeden belki Muhammed Bin Salman tuttu. Petrol üretimini kıstığını açıkladı. Yani bu tür istisaller son dönemde oluyor. Ama bu karşılıklı. Yani ABD'nin buradaki iştahsızlığı. Bu sefer ne yaptı? Bu sefer iki tane işte uçak gemisi görev gücüyle birlikte gönderdi. Bir tanesini de Hint Okyanusu'na göndermek üzere. Yani bu iptali bu zamanlamayla aslında bu tabii hastaneye yapılan saldırı sonucunda hangi taraftan olduysa da ya da bir kaza sonucu mu oldu bilmiyoruz şu anda. Bunu bu şekilde yapmak, okumak mümkün. Destek vermesi de başka bir şey söylemesi beklenemez ama bunun karşılığında ne aldı? Bir şey alabilecek mi? Aldı mı almadı mı? Alamazsa onun bir yaptırımını koyabilecek mi? Sanıyorum asıl siyasi olarak dış politikası bakımından ABD'nin izlenmesi gereken bu olacak. Ama şöyle bir belki iddialı şey söylenebilir. Hamas burada bu saldırıyı yaptı ve Gazze'yi bir nevi masada yahut musalla taşında bırakmış oldu. Şimdi Hizbullah eğer bu topa girerse o da Lübnan'ın altyapısını orada bırakmış olacak ama burada ABD'nin de sizin işaret ettiğinizin o kısmına katılırım. ABD'yi de bekleyen bütün dış politikasını yahut en azından Orta Doğu politikasını masada bırakmak gibi bir risk de şimdiden güçlenmiş durumda olabilir. Evet, Hizbullah da bugünü öfke günü ilan etti. Ne olabilir bugün? Hizbullah'ın gücü tabii Hamas'la karşılaştırılamayacak denli yüksek. İşte ilk gün Hamas'ın attığı 4500 ki bunlar güdümsüz füzeler. Çoğu ev yapımı füzeler biliyorsunuz. Hizbullah'ın elinde 130 bin ila 150 bin güdümlü olduğu pek çoğu bilinen füze var. Hizbullah'ın ayrıca evet İran desteği var ama İran olmadan da ayakta kalabileceği, özellikle narkotik ticaretinden edindiği gelirle bilinen bir konu. Ancak Hizbullah sakınıyor hem Lübnan içinde elde ettiği itibar ve konumu yitirmemek amacıyla hem zaten perişan durumdaki Lübnan'ın topyekün yıkılmasına sebebiyet vermemek bakımından. Ama Tahran'dan gelecek bir zorlamayla, bir talimatla belki öyle de denebilir. Hizbullah bu işin içine girmek zorunda kalabilir. Yahut eğer İsrail bir kara harekatına başlarsa oradan gelecek görüntüler ve taktiksel olarak da orada meşgul olması İsrail ordusunun Hizbullah'ı kuzeyden bir harekat başlatma yöneltebilir. Onun etkileri kuşkusuz yıkıcı olur. ABD'nin de bütün yapmaya çalıştığı, işte ben bu düdüklü tencerenin kapatmaya çalışıyor dediğim oraya o uçak gemisi görev güçlerini göndererek bunun Gazze ile ve Hamas'la İsrail arasında kısıtlı tutmak. Karşı tarafında Hamas'ın da amacı tabii bunu İsrail'in Arap dünyasında bu normalleşmesi, tanınmasının önüne geçip bunun yeniden bir Arap davası haline gelmesi ve o davanın içinde de Filistin meselesinin sözcülüğünün, bayraktarlığının FKÖ'den, laik FKÖ'den İslamist cihatçı Hamas'a geçmesini sağlamak. Evet. Sayın Aydın Selcan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkınız için. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Korkunç görüntüler izledik dün akşamdan beri. Şimdi İsrail diyor ki ben yapmadım, İslami Cihad'ın başarısız bir füze atışı sonucu oldu. İslami Cihad reddediyor, kesinlikle İsrail yaptı diyor. Öncelikle ne kadar ikna edici buluyorsunuz bu tarafların açıklamalarını? Bu saldırıyı kim yaptı? Teşekkür ederim. Ona değinmeye çalışayım ama ondan önce şu sizin paylaştığınız haberlerde en sonlarda iletişim başkanı Fahrettin Altun'un işte demokratik hak ve özgürlük bu gösteri yürüyüşlerine ilişkin ifadesi beni biraz gülümsetti deyim yerindeyse. Bizim de anayasamızda biliyorsunuz protesto ve yürüyüş hakkı var ama en azından yalnızca her hafta sonu yakınlarını arayan cumartesi annelerinin ters kelepçeyle gözaltına alınmasını anmak dahi sanıyorum yeterli. Burada bir herhalde bir tutarsızlık olduğunu belirtmekten de kaçınmamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi bu konuya gelince burada kuşkusuz Gazze'de bu hastanenin otoparkına işte isabet alması sonucu yüzlerce aralarında çocukların da olduğu kişinin ölmesi kınanmalı bir insanlık faciası. Bunun ötesinde bu olmasaydı da 7 Ekim'den bu yana 7 Ekim'de işte 1400 İsrail vatandaşı en hunhar biçimde öldürülmüştü. Onu da zihinlerden çıkarmamak lazım. Orada da çocuklar, hamile kadınlar, bebekler işte öldürülmüştü. Holokost'tan kurtulan yaşlı kadınlar tekerlekli sandalyelerinde. Fakat buna verilen yanıt tabii ki bir işte bir Hamas'ın silahlı kolunun aslında tüm Gazze adına onu temsil etmese de oradan bir yetki almış olmasa da tüm Gazze adına yaptığı bir intihar saldırısı. Bu intihar saldırısının da yanıtı işte bir anlamda Gazze'nin bu şekilde topyekün yok edilmesi olarak sonuçlanıyor. Bunun böyle olacağını Hamas ya da onun askeri kanadı bilmiyor muydu? Tabii biliyordu. Ama hamasetle haysiyet farklı. Şimdi bu İsrail'in yaptığı da kuşkusuz işte insanlık suçu. İnsanlık suçu değil, Hamas'ın yaptığı insanlık suçu, İsrail'in yaptığı savaş suçu. Ve buradaki kadın, çocuk, siviller, işte hedef alınan hastaneler, okullar, bunun gerekçesi bunların altında işte 30 metre derinlikte kazılmış tüneller, sığınaklar ya da binaların içlerinde iddia edildiği gibi Hamas'ın askeri kanadının komuta merkezleri, karargahları olsa dahi kabul edilecek şeyler değil. Burada her gün bir saatler boyunca bir insanlık dramı yaşanıyor. Zaten bu daha önce sizle de konuşmuştuk. İşte 365 kilometrekareye sıkışmış 2,5 milyon kişi var. Ki burada 25 bine varan da işte Hamas'a mensup muharip olduğu söyleniyor ki bu her 100 kişiden birinin muharip olduğu demek. Bu hesapta ya bir yanlışlık var ya da bu durum böyleyse de başka bir anlam ifade eder. Her neyse bunun bu şekilde devam etmesi işte şimdi çekilen çizgi özellikle Gazze Vadisi. Gazze Vadisi'ne kadar olan kısım özellikle Gazze kentinin şimdiye kadar gördüğümüz gibi mahallelerin olduğu gibi yerle bir edilmesi ve burada sivil muharip ayrımı gözetmeksizin kadın çocuk yaşlı hasta demeden herkesin öldürülmesi demek. Bu olmasa bile yalnızca başlatılan konulan işte bu abluka boya suyun elektriğin gıdanın işte yakıtın ve ilacın tıbbi malzemenin girmesini engellemek zaten bu insanları da ölüme mahkum etmek demek. Bunun işte kuvözdeki bebeği var ne bileyim entübe edilmiş hastası var uzun süreli terapi görmekte olan tedavi görmekte olan hastası var birçok şey var. Ayrıca hastanelerin de sivillerin sığındığı yerler olduğunu da biliyoruz. Evet. Fakat bu spesifik vakaya gelince birçok bilinmezin olduğunu da teknik açıdan hatırlamak sanıyorum gerekiyor. Birincisi bunların kayıp sayısı 200 ila 500, 500'ü aştığı yönünde çok farklı rakamlar var. Evet. Hastanenin gündüz olduktan sonra paylaşılan görüntülerinde ve o görüntüler üzerinden kimi uzmanların işte yaptığı yorumları ben de bugün gün boyu şu saate kadar inceledim. İşte hep bu kratere dikkat çekiliyor. Kraterin otopark bahçesinde olması. Söylendiği gibi belki İslami Cihad'ın attığı bir roketin ki İslami Cihad Hamas'tan da daha derme çatma füzeler, ev yapımı füzeler kullanıyor. Bunun yakıt işte tankının infilak etmesi yahut havada İsrail tarafından isabet alması sonucu hastanenin üstüne değil hastane olduğu gibi çünkü yıkılan binaları sizler de gördünüz, bizler de görüyoruz. Evet. Binanın hani
yerle bir olduğunu, binaların değil mahallelerin yerle bir olduğunu İsrail vurduğu zaman gördük. Buradaki otoparktaki bir krater işte o patlamanın yol açtığı görünüyor ve tankın patlaması sonucu korkunç görüntüler ve pek çok çocuğun ya oraya sığınmış ya belki orada tedavi gören insanların yakınlarının öldüğü anlaşılıyor.